Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edildi. 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan başkanlık tipi hükümet sistemi uygulanmaya başladığı ilk günden beri siyasilerin gündeminde yer aldı. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel düzenlediği basın toplantısında parlamenter sisteme değindi. Bu konuda buna karşı olduğumuzu açık şekilde ifade etmek istiyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine çok yoğun tecrübeler, acı tecrübeler ve bunlarla ilgili yoğun çalışmalar ve çabalar neticesinde gelmiştir. Türk siyasi hayatımızda, siyasi tarihimizde liderlerin tamamı Türkiye'de parlamenter sistemin değişmesi gerektiğini, birçoğu ahirete irtihal etti, rahmetle anıyoruz onları da. Parlamenter sistemin değişmesi gerektiğini ve başkanlık sistemine geçmesi gerektiğini ifade etmiş. Sadece sözde ifade etmemiş, bunları da hükümet programlarında yazmış liderlerdi. Dolayısıyla gelinen noktada Türkiye bütün bu süreçlerden sonra Cumhurbaşkanlığı sistemine geldi, geçti. İnsanımızın, milletimizin destekleriyle ve referandumda onay vermesiyle geçti. Dolayısıyla tekrar bir geri dönüşün olması Türkiye için son derece sıkıntılıdır. Neden? Çünkü Türkiye'de şimdiye kadar karşılaştığımız siyasi istikrarsızlıkların tamamına parlamenter sistem sebep olmuştur. Dolayısıyla ekonomik krizlerin tamamını parlamenter sistem tetiklemiştir. Türkiye'deki darbelerin de birçoğunun temelini oluşturan istikrarsızlık, siyasi istikrarsızlığı sağlayan parlamenter sistemdir. Tekrar oraya dönüş olmamalıdır. Söz konusu dahi edilmemelidir benim şahsi kanaatim. Biz bu sistemi insanlarımıza anlatırken Türkiye'de siyasi istikrar getirecek seçimlerin ne zaman yapılacağı, belediye seçimlerinde olduğu gibi bir önceki seçimde belli olacak. 5 senede bir seçim yapılacak ve bu süreç içerisinde hükümet icraatlarına bakacak, insanımız da işine gücüne bakacak diye vaat etmiştik. İnsanlarımız bu vaadi sevdiği, beğendiği için, bunu kabul ettiği için referandumda onay verdi ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Geçtiğimiz süreçlerde de hep birlikte gördük ki Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye için geldiğimiz noktada ne kadar önemli. Ne demek istiyorum? Covid sürecini değerlendirelim. 15 Temmuz sonrasındaki süreçleri değerlendirelim. Türkiye'nin Karabağ dahil yaptığı operasyonları, Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyonları değerlendirelim. Akdeniz'de Türkiye'nin şu an mavi vatanı savunmak için yaptığı operasyonları, çalışmaları değerlendirelim. Bunların hepsi Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği istikrar sayesinde olmuştur. Covid sürecinde tam Covid'in ortasında bir koalisyon olsaydı ve koalisyon ortaklarından bir tanesi sağlıkla ilgili sebeplerden dolayı risk almak istemediği için çekilseydi, memleketimizde yaşanabilecek sıkıntıları hep birlikte görüyoruz ki benzerleri oldu. Türkiye'de 6 ayda bir iktidarların, hükümetlerin değiştiğini biliyoruz. 1,5 sene ortalamayla seçime gittiğimizi biliyoruz. Artık hepimiz bu kadar sık seçimlerden sıkılmış ve bıkmıştık. Sahaya çıktığımızda insanımız bunu çok net şekilde ifade ediyor. Ayrıca bize tekrar önümüze getirdikleri sistem güçlendirilmiş parlamenter sistem diye. Biliyorsunuz parlamenter sistemde son aşamada Cumhurbaşkanlığının da halk tarafından seçildiği bir durumda seçilmiş bir hükümet, başbakan, seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Nasıl krizlerin ortaya çıkabileceğini hepimiz biliriz ki daha önce Demirel döneminde cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmemesine rağmen orada yaşanan süreçleri, koalisyon sürecinin nasıl şekillendiğini, Refah Yol iktidarının nasıl düşürüldüğünü ve onun neticesinde hak eden çoğunluğu sağlayan taraf yerine azınlıktaki tarafı nasıl koalisyon kurma görevinin verildiğini, 28 Şubat'ı onun nasıl ekonomik sıkıntıları tetiklediğini hepimiz hatırlıyoruz, biliyoruz ve yaşadık. Dolayısıyla tekrar Türkiye için geriye dönüş söz konusu olmamalıdır. Cumhurbaşkanlığı sisteminin başarısı ortadadır.